Merhabalar herkese, nasılsınız? Bu videomda sizlere Haziran ayında okumuş olduğum kitaplardan bahsedeceğim. Ben Haziran ayında 5 adet kitap okudum. Mayıs ayında okuduğum kitaplarla ilgili bir video çekememiştim. O yüzden Haziran ayında okuduklarımı sizlerle paylaşmak istedim. Yaz dönemlerinde ben çok fazla kitap okuyan bir insan değilim. Daha çok böyle okuması kolay ve akıcı olan kitapları tercih ediyorum. Böyle ince yapılı kitapları da tercih ediyorum. Böylece yaz aylarında birazcık daha okumalarım kolaylaşıyor diyebilirim. Okumuş olduğum kitaplar sayı olarak az olabilir ama içerik olarak gerçekten güzel kitaplar okuduğumu düşünüyorum. İlk olarak okumuş olduğum kitap Hırsız Nakamura isimli bu yazara ait olan kitap. Ben çok fazla görüyordum aslında, tavsiyelerde de duyuyordum. O yüzden merak edip alıp okudum. Uzak Doğulu bir yazar aynı zamanda, ki ben Uzak Doğulu edebiyatını çok seven birisiyim. Yani Uzak Doğu'dan kitap okumayı seviyorum açıkçası. Kitabı da yine çok severek okudum. Çok akıcı bir kitaptı. Kitapta Nishimura adında Tokyo'da yaşayan ve hiç kimsesi olmayan bir adamın hikayesini okuyorsunuz. Nishimura Tokyo sokaklarında hırsızlık yaparak geçiniyor. Yan kesicilik yaparak geçiniyor. Zengin insanların ceplerinden cüzdanlarını, paralarını çalarak hayatını devam ettiriyor. Bu şekilde hayatını devam ettirirken çok önceden tanıdığı bir arkadaşıyla karşılaşıyor ve bu arkadaşı ona farklı bir yol çiziyor diyebiliriz. Tanıştığımız insanlar ya da işte tesadüfen karşımıza çıkan insanların hayatımızı nasıl etkilediğiyle ilgili kitapta ince mesajlar var diyebiliriz. Nishimura aynı zamanda bu kitapta küçük bir kız çocuğuyla da tanışıyor. O kısımlar benim çok ilgimi çekti açıkçası. O kız çocuğuyla tanışıyor ve ona böyle bilgiler falan veriyordu. O kısım çok hoşuma gitti benim. Bir de kaderle olan kısmında düşündürücü olduğunu düşünüyorum ben de. Bayağı güzel bir kitapta, akıcı bir kitapta. Eğer konusu ilginizi çektiyse bir bakabilirsiniz. Tavsiye ederim. Güzel bir kitaptı ve keyifli bir okumaydı diyebilirim. Bir diğer kitabım da yine Uzak Doğulu bir yazar. Bu da Kappa isimli kitap. Bu yazarın hayatı da aslında çok enteresan. İntihar ederek hayatına son vermiş bir yazar. Şöyle göstereyim, ince bir kitap. Yani hani bir günde okuyabileceğiniz tarzda bir kitap diyebilirim. Kitapta Kappa adında bir tür yaratık var. Hatta bu yaratıkların ülkesi var diyebiliriz. Bir adam ziyaret ediyor. Yani bu kitabın baş karakteri diyebiliriz. Ve burada yaşadıklarını anlatıyor kitapta. Aslında yazarın da kendi ruh dünyasını az çok kitapta anlayabiliyoruz. Japonya'nın tarihiyle ilgili eleştiriler de vardı kitapta. Yani Japonları birazcık eleştirel bir gözle bakan bir kitapta diyebiliriz. Kitabın az çok konusu bu şekilde ama dediğim gibi akıcı bir kitap. Yani hani bir günde okunabilecek tarzda bir kitaptı. Bunu da tavsiye ederim. Özellikle Uzak Doğu edebiyatından kitaplar okumayı seviyorsanız bu kitabı da bir bakabilirsiniz. Diğer kitabımda Edebiyatın Cadıları. Aslında bu kitabı Haziran ayında okuma gibi bir planım hiç yoktu. Sonradan böyle elime ulaşınca çok merak ettiğim için bir başladım. Ve başladığım gibi de kitabı aslında bitirdim diyebilirim yani. Galiba bir 2 günde falan bitirdim ama zaten kitap böyle resimlerden oluşuyor. Ve aynı zamanda feminist yazarlarla ilgili yazılar var kitapta. Onların dünyalarıyla ilgili, onların edebiyata kattıkları şeylerle ilgili yazıları okuyorsunuz. Böyle 1-2 saatte okuyabileceğiniz bir kitap. Böyle sindirerek okumayı seviyorum genelde kitapları ama bir oturuşta bitirebileceğiniz tarzda bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Feminist olan kadın yazarların ne kadar güçlü olduklarından bahsediliyor kitapta. Aslında farklı bir dünya yaratıyorlar kendilerine. Mesela kendi hayatlarında var olamadıklarında, işte kendi dünyalarından sıkıldıklarında kendilerine farklı bir dünya yaratıp burada yaşamaya başlıyorlar. Bu gerçekten çok güçlü bir yetenek olduğunu düşünüyorum, ki bu yazarların hepsi de zaten oldukça yetenekli insanlar. Böyle koleksiyon tarzında kitapları seviyorsanız ve bu tarz kitaplara ilgi duyuyorsanız mutlaka tavsiye ederim. Eğer okumayı seven bir okursanız ve kitaplarla aranız iyiyse bu içerisinde olan yazarlarla mutlaka bir tanesiyle de olsa mutlaka karşılaşmışsınızdır. Ben de bu yazarların birçok kitabını aslında
karşılaştığımı ve yazmış olduğu kitaplara merak duyduğumu keşfettim aslında. Bu kitabın da yine yararlı ve faydalı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kitabı özellikle almamıştım aslında ama merak ettiğim bir kitaptı ve hediye geldi. Hediye gelmesi de ayrıca çok güzel oldu ve okuduğum için de ayrıca mutluyum. Daha sonra da yine böyle açıp okuyabileceğim tarzda bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yine zamanlarda okuyabileceğim tarzda bir kitap. Sizlere de tavsiye ederim eğer ilginizi çektiyse. Bir diğer kitabım da Kuzeyli Annem. Şöyle göstereyim. Bu kitap da yine bana hediye gelmişti ama yazardan ben daha önce Tek Yalnız Ben Değilim isimli bir kitap okumuştum ve sevmiştim. O kitapta daha çok böyle yazarın yalnızlığına dair bir kitaptı. Bu kitapta da yazarın yine annesiyle ilgili konularda annesine dair şeyleri anlatıyor. Annesinin babasıyla olan ilişkilerinden bahsediyor. Babasının alkolik olmasından ve annesinin ne kadar fedakar olmasından bahsediyor aslında kitapta. Çocukluktan itibaren yetişkinliğe doğru geçen sürede hayatı boyunca yani ailesiyle olan ilişkilerinden bahsediyor. Annesinin hayatını dediğim gibi vurgulamış kitapta ve oldukça da güzel bir kitaptı. Bence okunması gereken kitaplardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Zaten bir iki günde bitirebileceğiniz akıcılıkta bir kitaptı. Ben çok çok severek okudum. Bu yazarla mutlaka tanışmanızı tavsiye ederim. Ben diğer kitabını da çok sevmiştim. Bu kitabını da yine okurların sevebileceğini düşünüyorum. Diğer kitabını okuduysanız eğer bu kitabına da bir bakmanızı tavsiye ederim. Ben yazarın başka kitaplarını da ilerleyen zamanlarda okumayı mutlaka çok istiyorum. Yine yaz dönemlerinde sizleri sıkmayacak ve sizleri yormayacak akıcılıkta bir kitap olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bu kitaba bir bakmanızı öneririm. Diğer kitabım ise Madame Bovary'di. Haziran ayında başlamıştım ama Haziran ayında okumaya devam ettim. Madame Bovary bildiğiniz gibi artık klasikleşmiş, artık herkesin aslında okumuş olduğu ve çok bilinen popüler kitaplardan bir tanesi. Fakat klasik kitaplar bildiğiniz gibi okuması çok da kolay kitaplar değil. Madame Bovary'e başlamadan önce aslında kitap benim de gözümü korkutuyordu ama başladıktan sonra hiç öyle olmadı. Çünkü kitap çok akıcıydı. Yani hani zaten başlar başlamaz da beni etkisi altına aldı. İlk olarak Madame Bovary dediğimiz kişi aslında Emma karakteri yani. Evlendikten sonra Bovary soyadını alan bir insan. Babasıyla birlikte yaşıyor Emma ve annesini küçük yaşlarda kaybetmiş. Babasıyla birlikte yaşadığı sıralarda babası bir kaza geçiriyor ve evlerine bir doktor geliyor. Bu doktor da zaten Emma'nın hayatını değiştirecek olan kişi, yani ona soyadını verecek olan kişi. Emma'ya aşık oluyor bu doktor ve sürekli evlerine gidip gelirken Emma'ya karşı duygusal bir şeyler hissediyor ve daha sonra evleniyorlar. Aslında kitapta bu noktadan sonra başlıyor diyebiliriz. Yani evlendikten sonra başlıyor aslında. Emma'nın istediği aşkı bulamamış olması, evliliğinde istediğini bulamamış olmasını okuyoruz kitapta. Emma'nın aradığı aslında çok derin duygusal bir aşk ve kocasıyla her ne kadar severek evlenmiş olsa da aslında o duygusal boşluktan bir türlü çıkamayan da bir kadın. Aynı zamanda çok da yetenekli bir kadın aslında Madame Bovary yani Emma. Aradığı şey tutkulu bir aşk olunca ve insanlara karşı da bir şeyler hissediyor. Evet. Biz kitapta aslında Emma'nın yaşadığı o buhran dolu süreci, evlilik sürecini okuyoruz. Kitabın yazıldığı dönemde kitap çok da hoş karşılanmamış. Genç kızların ahlakını bozuyor düşüncesi yayılmış kitap hakkında. Madame Bovary yazıldığı dönemde dediğim gibi eleştirilere maruz kalmış. Fakat aslında yüzyıllar boyu Madame Bovary çok severek okunan bir kitap. Çok severek okudum ve çok çok beğendim kitabı. Yani bu kadar sevebileceğimi düşünmemiştim açıkçası. Beni de çok etkileyen kitaplardan bir tanesi oldu. Bovary her yaştan insanın okuyabileceği ve okuduğunda da sevebileceği tarzda bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bence gözünüzü korkutmasın çünkü gerçekten çok akıcı bir kitap ve çok da size çok şey katabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Resimde insan psikolojisini çok iyi aktarmış yazar zaten. Hani birçoklarının da yine böyle kendinden bir şeyler bulabileceğini düşünüyorum kitapla ilgili. Severek okuyacağınızda da eminim yani. Bence Madame Bovary'e bir şans vererek mutlaka bir bakın derim. Yine Haziran ayında çok severek okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Mutlaka öneririm okumanızı. Benim Haziran ayında okumuş olduğum kitaplar bu şekildeydi.
5 adet kitap okudum. Tekrar sizlere şöyle göstereyim. Siz Haziran ayında hangi kitapları okudunuz? Bunların içerisinde okuduklarınız ya da merak ettikleriniz var mı? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Umarım Temmuz ayı da çok güzel ve verimli geçer hepimiz için. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.